Nemiz yok. Fakat sağlıkla ilgili en çarpıcı gerçek kaybettikten sonra önemini kavramamız. Biz bütün program onun için çırpındık. Ayaklarımızı bir şey olunca yürümenin önemini, gözleri bir şey olunca görmenin önemini, burun hasta olunca koku almanın önemini, bir koku almanın bile güzelliğini, kulakları bir şey olunca duymanın önemini, hatta eller yandığı bir şey olduğu zaman dokunmanın önemini kaybedince anlıyoruz. Hep söylüyoruz, göbek ve bel civarınızı ölçün. Fazla yağın hammalı olmayın. Sabahları biraz daha erken kalkıp yürüyüş yapın. Bol yeşil çay için, bolca açık çay için, bolca sıvı maden suyu alın. Akşam çok geç ağır yemeyin. Hayvansal proteini yağsız olarak bolca tüketin. Sabah gülerken gülerek, tatlı bir şekilde esneyerek, gerinerek pozitif bir enerjiye, günü pozitife programlayarak başlayın. Diğer insanları da sevin. Onlar bizim hayatımızdaki ikram olan kişiler. Çocukları, hayvanları, bitkileri, çiçekleri, hayatımızda daha çok sevgiye yer katalım. Büyükler her an misafir olabilir. Yaşı belli bir zamanı geçmiş anneleri, babaları, anneanneleri, babaanneleri, dedeleri, büyük babaların kıymetini bilelim. Öldükten sonra keşke arasaydık, onları kırmasaydık, onlarla bir öpüşüp koklaşsaydık demeyelim. Yani yaşamak büyük bir lütuf. Biz her sabah size bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Bugün varız, yarın yokuz. Ama sağlık her şeyin başı. Ne olursa olsun sağlığınıza sahip çıkın. Sadece bedensel değil, ruhsal sağlığınıza da. Değil mi? Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Veya sormak istediğiniz bir şey var mı? Ceyda, senin bir katkın var mı? Yok efendim, çok güzel konuştunuz. Söyleyecek hiçbir şey yok gerçekten. Sağlık her şeyin başı dediğiniz gibi. Buradan hazır böyle anneanne demişken, Pınarhisar'daki anneanneme o zaman böyle... kocaman ve yeşil yurttaki anneanneme. Köyündeki arkadaşlara sevgiler. Anneanneler benim için en önemli şey. Anneanne deyince akan sular duruyor. Evet. Büyükler çok önemli gerçekten. Anneanne gördü mü torunu? Görmez mi? Gittim hemen Melisa'yı kaptığım gibi Pınarhisar'a. Ne yaptı? Habersiz gittim. Bir de köyde hep kapılar açık tabii. Artık şehirde öyle bir kavram yok ama. Kapı da açıktı. Girdim Melisa'yla mutfağa. Arkası dönüktü. Bir döndü. Bizi bir gördü. Artık dedim yani ya ölecek ya ömrü uzayacak gözümden biri. Çok mutlu oldu. Dakikalarca kucağını indirmedi. Dedi ki torununun çocuğunu görmek... çok başka bir şey. Allah herkese nasip etsin. Amin. Yani zaten çocuğunuzun çocuğu olunca başka bir şey oluyormuş da torununun çocuğu olunca da bambaşka bir şey oluyormuş. Hep öyle söylüyor. Ne güzel. Yani aile bence sağlığa sağlık katan da bir şey. Ender Bey'in dediklerinin yanına galiba bunu da eklemek lazım. Doğru. Aile kavramı hiç kaybetmememiz gereken bir kavram. Annemiz, babamız, evlatlarımız. Hep birlikte olalım. Ben hep diyorum en azından haftada bir gün, 10 günde bir gün büyük sofralar kurulsun. Bütün aile bir araya gelsin. Yeah. Televizyonlar kapansın. Güzel bir müzik eşliğinde sohbet edilsin ve yemek yensin. Bu bence hayata hayat katıyor diye düşünüyorum. Doğru, kesinlikle. Aile de sağlık gibi kaybettikten sonra değeri anlaşılan bir şey. Kaybetmeden ona zamanda sahip çıkmak lazım. Gereksiz kalp kırmamak lazım. Evet. Gereksiz öfke, kin enerjilerini, negatif enerjileri üretmemek lazım. Çünkü şeytan çoğu zaman tuzak kurar bize. Her gün bir şeyle, bir vesileyle araya soğukluk, fitne katmaya çalışır. Öyle durumlarda bir sakin olun. Sevgi her şeyin üstesinden gelir. Dolayısıyla sevgili, hayatta sevdiğinize sahip çıkın. Kaybetmeden değerini anlayın. Biz 100 bölüm sizlerden çok keyif aldık. İnşallah daha zaten daha programımız devam ediyor. Hatta bakalım bir aksilik olmazsa Ramazan'da da inşallah beraber olacağız. Biz çok keyif aldık sizlerden. İnşallah sizlere de güzel bir enerji vermişizdir. Evet. Nilüfer'e, Başak'a çok teşekkürler. Evet, tabii. Sevgili Ceyda Dövenci'ye çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağlık saatine görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler.